arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugün ikinci sınıflarımızda toplama ve çıkarma işlemi problemlerimizi çözeceğiz. En sonunda size bir soru bıraktım. O soruyu da çözüp yorumlarda yazarsanız size doğru ya da yanlış şeklinde dönüt verebilirim. Birinci sorumuzla başlıyorum. Bir sinema salonunda 87 kişi vardır. Bunların 38 kişisi erkek olduğuna göre kadınların sayısı kaçtır? Şimdi 38 kişisi erkek ise geri kalan nedir arkadaşlar? Kadındır. Yani biz kadınların sayısını bulmamız için ne yapmamız lazım? Toplam kişi sayısından erkeklerin sayısını çıkarmamız lazım. 87'den 38'i çıkartıyoruz. 7'den 8 çıkmaz. 1 e 10'lu kaldık buradan. 7 kaldı. Burası 17 oldu. 17'den 8 çıktı. 9 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Demek ki cevabımız 49'muş arkadaşlar. İkinci sorumuza devam ediyoruz. İki basamaklı en büyük doğal sayının 47 eksiğinin 27 fazlası kaçtır? Şimdi önce iki basamaklı en büyük doğal sayımız nedir? 99'dur değil mi arkadaşlar? Bunun 47 eksiğinin eksilmek ne demek? Geriye doğru saymak, yani çıkarmak demek, değil mi? Önce 47'yi çıkaralım bundan. 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. 9'dan 4 çıktı 5 kaldı. 52. Bu 47 eksiğinin yani 52'nin 27 fazlasını soruyor bize. Yani 52'yi de 27 ile ne yapacağız? Fazlası dediği için toplayacağız. 27 daha 9. 5 2 daha 7. Cevabımızı 79 olarak buluyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki bilgilere göre Orhan'ın kaç lirası vardır? Tahir demiş ki benim 75 TL param var. Orhan demiş ki benim param Tahir'in parasından 26 Türk lirası eksik demek ki buradaki 75'ten 26'yı ne yapacağız arkadaşlar? Çıkaracağız. Çıkaracak olursak eksik dediği için çıkarıyorum. Bakın fazla deseydi ne yapacaktım? Toplama işlemi yapacaktım. Peki 5'ten 6 çıkmaz. 7'den bir onlu aldık. Burası 6 kaldı. Burası 15 oldu. 15'ten 6 çıktı. 9 kaldı. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. Cevabımız 49 olarak buluyoruz sevgili arkadaşlar. Merve 17, babası 52 yaşındadır. Buna göre 5 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Bunu bulmak için bakın 5 yılda hem Merve büyüyecek hem babası büyüyecek değil mi? O zaman şöyle yapalım. Önce Merve'yi büyütelim. 17 artı 5 ne yapar? 7, 5 daha 12. Elle var 1. 1, 1 de elde 2. 22 yaşında olacakmış Merve 5 yıl sonra. Babası kaç yaşında olacakmış? 52 artı 5. 2 5 daha 7. 5 de buraya geldi. 57 yaşında olacakmış. Şimdi 5 yıl sonra ikisinin yaşları toplamını sorduğu için artık bu ikisini toplayabilirim. 7 2 daha 9. 5 2 daha 7. 79 olarak cevabımızı buluruz arkadaşlar. 57'nin 18 eksiğinin 21 fazlası kaçtır? Şimdi 57 sayımızı yazıyorum önce. 18 eksiği dediği için çıkarma işlemi yapacağım. 7'den 8 çıkmaz. 1 e 10'lu kaldık. 4. Burası 17 oldu. 17'den 8 çıktı. 9 kaldı. 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. Şimdi 39 18 eksiği. Bu 18 eksiğinin yani 39'un 21 fazlasını istiyor bizden. Yani 39'da da 21'i fazlası dediği için toplayacağız arkadaşlar. 9 1 daha 10. 50 var 1. 3 2 daha 5. 1 de elde 6. Cevabımızı 60 olarak buluyoruz sevgili arkadaşlar. 9. sorumuzu okuyorum. 3 katlı bir apartmanda 67 kişi yaşamaktadır. Apartmanın birinci katında 21, ikinci katında 26 kişi yaşadığına göre üçüncü katta kaç kişi yaşamaktadır? Şimdi toplam 67 kişi yaşıyor değil mi bu apartmanda? E birinci katını biliyorum, ikinci katını da biliyorum. E öyleyse ben bu 1'i ve 2'yi toplarsam ve 67'den çıkarırsam geriye ne kalır arkadaşlar? Üçüncü katta kaç kişi yaşadığı kalır öyle değil mi? Öyleyse birinci ve ikinci katlarımızı toplayalım. Birinci katta 21 kişi, ikinci katta 26 kişi topladım. 6, bir daha 7, 2, 2 daha 4. 47 kişi yaşıyormuş toplam birinci ve ikinci katta. E toplam 67 kişi yaşadığına göre toplam sayıdan 47'yi çıkarırsam 67'den 47'yi çıkarırsam 7'den 7 çıktı 0, 6'dan 4 çıktı 2. Demek ki 3. katta ne varmış arkadaşlar? 20 kişi yaşıyormuş diyoruz. Sembollerin yerine uygun sayılar yazılırsa buradaki yıldız ve kare sembollerin yerine uygun sayılar yazılırsa işlemin sonucu ne olur diyor. Yani yıldızdan hari çıkarırsan sonuç ne olur diyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu soruları şöyle çözeceğiz. Yıldızdan 28 çıkmış 64 kalmış değil mi? E, öyleyse buradaki sayı değil mi? Büyük bir sayı olmalı ki bundan 28 çıkınca 64 kalıyor. E, ben buradaki yıldızı bulmak için 64 ile 28'i toplamalıyım arkadaşlar. Hadi toplayalım. 64 şuraya yazalım. 28 topluyoruz. 8, 4 daha 12'nin ikisi. 50 var 1. 6, 2 daha 8. 1 de elde 9. Hatta 50 var 1'imizi de şöyle yazalım. Unutmayalım. Şimdi buna bakalım. Kareyi nasıl bulacağız? 84'ten kare çıkınca ne kalmış? 36 kalmış. İşte burada çıkarma işleminde karemiz burada olduğu için buradaki sayıyı çıkan sayıyı bulmak için bu eksilenden farkı çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani 84'ten 36'yı çıkarmalıyım ki ben eksilen sayıdan çıkan sayıyı bulabileyim arkadaşlar. 84'ten 36'yı çıkarıyorum. 4'ten 6 çıkmaz. 1 10'lu kaldım. 7 burası 14 oldu. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Demek ki bu da karede 48'miş arkadaşlar. Şimdi ne istiyordu benden? Yıldız eksi kare istiyordu. Yıldız 92, kare ise 48. Hemen çıkarma işlemimizi şurada yapalım. 92, 48 çıkarıyorum. 2'den 8 çıkmaz. 1 10'lu kaldım. 8 kaldı. 12 oldu. 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Demek ki cevabımız 44 diyoruz sevgili arkadaşlar. Sınıf kitaplığımızdaki 93 kitaptan 26 tanesi masal, 32 tanesi öykü, geriye kalanlar da şiir kitabıdır demiş. Şiir kitaplarının sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar aynı az önce çözdüğümüz apartman sorusu gibi. Şimdi 26 tanesi masal ve 32 tanesi öykü ya. E ben bunları toplayıp toplam kitap sayısından çıkarırsam geriye ne kalır? Şiir kitaplara kalır değil mi? Aynı oradaki gibi şimdi yapalım. Bu sefer yan yana toplayalım. 26 ve 32'yi topluyoruz. 2, 6 daha 8. 3, 2 daha 5. 58 tane masal ve öykü kitabı varmış, tamam mı? E, geriye kalanları ne yapacağız? 93'ten çıkararak bulacağız. E, 93 eksi 58 eşittir. 3'ten 8 çıkmaz. Buradan bir 10 kaldı. Burası 8, burası 13 oldu. Bu 3 gitti. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. Cevabımızı 35 olarak buluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. 10. soruyu da sizlere bırakıyorum. Mutlaka çözüp yorumları yazmayı unutmayın. Size doğru ya da yanlış şeklinde cevap vereceğim. Bir sonraki ders videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkta kalın.